Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte 6. bölümümüze geçiyoruz. Yani eşkenar üçgene geçiyoruz dostlar. Bu bölümde bakalım 17 tane kazanımımız olacakmış. 17 tane demek ki köşe taşımız var. Yine tarama testimiz, konu testlerimiz mevcut. Şimdi sizler dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz, iyice öğreniyorsunuz. Soru çözümlerinde arada gerekirse notlar söyleyeceğim. Eşkenar üçgenle ilgili özel tüyolar, taktikler vereceğiz. Bunları not alınız dostlar. Her zamanki gibi ilk birkaç köşe taşımız eşkenar üçgenin basit özellikleri. Yani hepinizin bildiği özelliklerden oluşan köşe taşlarıdır. Tabii ki ilk birkaç köşe taşı gibi soru üniversite sınavında sorulmaz ama konuyu öğrenmek açısından iyidir dostum. Şimdi hemen birinci köşe taşımızla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle odaklanmasını bir ayarlayalım. Tamamdır. Hadi bira bismillah dedik, başladık. Şimdi ABC üçgeninin kenar uzunlukları santimetre türünden olup birer tam sayıdır. Çevresi de diyor 59 ile 15 arasında olduğuna göre kaç tane ABC üçgeni çizilebilir? Şimdi burada eşkenar üçgenin şu özelliğini bilmenizi istiyor arkadaşlar. Çok da güzel. O kadar kalem arasından gidip de yazmayanı bulmuşuz. Tamam. Şimdi eşkenar üçgenin biliyorsun ki sen bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi bir kenarına A dersek her biri A olacak. Çevresi dediğimiz ne oluyor bu durumda? 3A. Ve bize de diyor ki bakın çevresi yani 3A 59'dan küçük bir sayı olacak. 15'ten de büyük bir sayı olacak diyor. Şimdi yalnız bir de şuna dikkat edin. Birer tam sayıymış her bir kenar uzunluğu. Yani A dediğimiz şey, şu A dediğin olay bir tam sayı olacak. Virgüllü, köklü, rasyonel bir sayı olmayacak. Demek ki şundan bahsediyorsun. Şu çevre dediğin şey 3'ün katı gelecek ya arkadaşlarım. 3'ün katı olacak 15 ile 59 arasında. Şimdi 15'ten büyük 3'ün katı olan sayılar 18, sonra 21, sonra ne var? 24. 3'er 3'er gidiyoruz. 27 var, 30 var, 33 var, 36 var, 39, 42, 45, devam edelim başka 48, 51, 54, 57, 60'a gidiyor bundan sonraki. Diyor ki 59'dan küçük olsun. O yüzden 57'de bıraktım ben dostum. Kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çıktı. Yani sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, geçtik 2 numaralı soruya. Bu ne diyor? Yine eşkenar üçgenmiş bu. Eşkenar üçgenin burada öğrettiği özelliği bütün açılarının 60 derece olması dostlar. Eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60'ar derecedir. E doğal olarak dış açısı kaç derecedir? 120. Şimdi şuradan başlayalım. Kaçla 20'nin toplamı 60'tır? 40'ın. Demek ki x 40 olacak. Kaçtan 10 çıkarsa 60 kalır? 70'ten. Demek ki y 70 olacak. Şuraya gelelim. N ile 50'nin toplamı 120'dir? 70'in. O zaman Z de 70 olacak. Bize de bunların 3'ünün toplamını soruyor. 180 yaptı 3'ünün toplamı. Edirne'den çıktı sorumuz. Evet. 3. soruyu okuyoruz hemen. ABCD farklı noktalardır. DEF eşkenar üçgeninin köşeleri ABC eşkenar üçgeninin kenarları üzerindedir diye bir söylemiş. Şöyle bahsediyor yani aslında. Bir ABC eşkenar üçgeni var arkadaşlarım. Şöyle ABC. Bir de DEF eşkenar üçgeni var. Onu da şöyle çizeyim ben. DEF'nin köşeleri bakın bunun kenarlarının üstündeymiş. ABC'nin çevresi 80 ise diyor. ABC hangisi? Büyüğünün çevresi 80 ise küçüğünün çevresi en az kaç santim olabilir diye bir şey sormuş bize. Dostum yani en az bunun yarısı kadar olur. Önce bir onu söyleyeyim. Hani pratik olarak söyleyelim. Normal uzun yolla çözmek isterseniz de şimdi bu da eşkenar üçgen. Şöyle 60'ları yazayım bir. Bu da eşkenar üçgen. 60'ları yazayım. Bakın burası da 60, 60, 60, 60, 60. Bir sürü eşkenar üçgen çıktı karşımıza. Sonra şunu söyleyelim. Buraya A dersek burası da A, burası da A. Bu da A, A. Hepsi bakın A, 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 A geldi. Şimdi büyük üçgenin çevresi 2A, 2A, 2A yani 6A. Ve 6A'yı biz 80 diyebiliyoruz. Küçük üçgenin çevresi A, A, A yani 3A. Bu kaçtır diye soruyor ve 40'ı zaten paketlemiştik. Evet, 4. sorumuza bakalım. Eşkenar üçgen
X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Dostum bak, açı sorusu. Şimdi bunu not al işte sen hemen. Bir açı sorusuyla karşılaştın ve açı sorusunun içinde eşkenar üçgeni okudun. Açı sorusunda eşkenarı okur okumaz hemen 60'ları yaz. 60'ları ve kenarlara tık tık simgesini koy. Ve yeni bir ikizkenar üçgen çıkacak karşına. Yeni bir ikizkenar üçgen karşına çıkacak. Bak gösteriyor. Şimdi açı sorusu. Eşkenarı okudum. 60'ları yazalım. Şurası eşkenarmış. 60'larını yazdım. Bu bir. İki. Kenarlarına tık tık. Yani şu eşittir simgesini koyduk. Bu da tamam. Şimdi yeni bir ikizkenar üçgen çıkacak. Fakat burada şu kareyi kullanmadım ben. Şimdi karenin bir iç açısı 90 derecedir. Şuraya 30 kalır. Karenin bir kenarına tık tık koyduysam diğer 3 kenarına da tık tıkı koyacağım. Çünkü karede bütün kenarlar eşit. Ve bakın şurada ne çıktı karşıma? Yeni bir ikizkenar üçgen. Tepesi 30 olan demek ki taban açıları 75-75 olacak. Yine şuradan karenin bir iç açısı 90 dereceydi. 75'in üstüne 15'i koydum. 90'a ulaştım. Ve birinci köşe taşını fırlattım gitti. Geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Evet, birinci sorumuz bakalım ne diyor? Birinci soru diyor ki ABC eşkenar üçgen diyor. Peki DE paralel EF paralel diyor. DE ile FE'nin toplamı 10. Şimdi eşkenar üçgense şuraya bir 60'ı yazalım. Şuraya da 60 yazalım. Buraya da 60 yazalım. Şimdi paralelse bu yöndeşlikten şurası da 60 derece olur. Yöndeş açılar eşitti biliyorsunuz. Doğal olarak buraya da 60 kalır. Yani bu da bir eşkenar üçgen çıktı şurası. Şimdi yine 60 ise yöndeşlikten burada 60 olacak. Burada 60 geldi. Demek ki bunlar da eşkenar üçgen. DE ile FE'nin toplamı 10. Yani şu A ile B'nin toplamı 10. Bu da B, bu da B, bu da A, bu da A. Demek ki bakın eşkenar üçgenin A artı B kenarı 10 birimmiş. Burası 10 ise bütün kenarları 10, 10, 10, 10, 20, 30 çıktı çevremiz. Geldim 2 numaraya. Yine eşkenar üçgen ve paralellikleri görüyorum. 2'yi 4'ü görüyorum. EC neresi EC? Şurası kaç santimdir diye bir soru soruyor. Gelin şuradan hemen şöyle bir paralelde biz çizelim dostlarım. Şu FC'ye paralel olsun. Şimdi eşkenar üçgense burası 60, yöndeşlikten burada 60. Burası 60, yine yöndeşlikten bu da 60. Bakın şu küçük üçgende eşkenar çıktı gördüğünüz üzere. Demek ki burası da 2, burası da 2. Şu 4 ise burası da 4 olacak. Karşılıklı kenarları eşitti. Paralel kenarımız var burada çünkü. Demek ki EC ne çıktı? Adana çıktı. Evet, üçüncü sorum. Aynı doğru üzerinde 3 tane eşkenar üçgen verilmiş. Üçgenlerin çevreleri toplamı. Şimdi bunun bir kenarını A dersek 3 kenarı da A. Buna B dersek 3 kenar B. C dersek 3 kenar C. Çevreleri toplamını soruyor. Yani 3A, 3B, 3C'yi soruyor bize. 3 tane A, B, C'yi soruyor yani. Peki biz ne biliyoruz? BG'yi yani şuradaki uzunluğu 20 diyebiliyoruz. Yani A'yı, B'yi, C'yi toplamını 20 diyebiliyorum. Şurayı 3 tane 20'yi soruyor o halde 60'ı işaretliyorum hemen. Ve geçiyorum dördüncü soruma. ABC yine eşkenar üçgen, yine paralellikler var. Hemen bunların da artık eşkenar olduğunu yöndeş açılardan söyledik arkadaşlarım. Aynı birinci soruda yaptığım gibi. O yüzden çok uzatmadım bu kısmı. Şimdi şuraya A dersem burası da A, burası da A. Şuraya B dersem B, B. Burası A, burası B. Neyi soruyor bize? BFED. Şuradaki paralel kenarın çevresinin 24 olduğunu. Yani B, A, B, A. 2 B ile 2 A'nın toplamı 24. Demek ki A ile B'nin toplamı 12. A ile B'nin toplamı bakın. Eşkenar üçgenin bir kenarı. Eşkenar üçgenin çevresi o zaman 12, 12, 12'den 36 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Hemen çevirdim. 3 numaraya geldim dostlarım. Birinci sorumuz 5-6 çevre ABC 57 diyor. Hemen 57'yi şöyle kenarda 3'e bölüyorum. Bir kenar uzunluğunu bulacağım. 27, 19 çıktı bir kenar uzunluğu. Şimdi burada bir kural öğreneceksiniz dostlar. Diyor ki kural, eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kenara da çizilen, bakın 3 kenarında paraleli çizilmiş. Buna paralel olan bu. Buna paralel, bu da buna paralel. Üç kenara paralel çizilmişse bu paralellerin üçünün toplamı bir kenara eşittir diyor kural. Zaten yukarıda da söylemiştim hocam. Ben hiç okumadım yukarıyı ama eminim söylenmiştir yukarıda da.
O zaman 5'in 6'nın ve x'in toplamı 11 artı x yapıyor. Eşittir 19'a. Demek ki x eşittir 8 çıktı. Evet, ikinci soru yine aynı kuralın sorusu. 4 var, 3 var, eşkenar üçgen. Çevresi 36 ise hemen 3'e bölün 36'yı, bir kenar 12. O zaman 4, 3, 7, şuraya 5 kalmalı ki 3'ünün toplamı bir kenara eşit olsun. Bizden ne istiyor? Çevre A, D, P, F. A, D, P, F. Bakın burası 5, burası 3. Şimdi o zaman burası da 3 öğretmenim. Karşılıklı şurada bir yamuk çıktı, ikizkenar yamuk. Hemen şuradan da bir paralel çaktım ben. Burası eşkenar üçgen, 3, 3 geldi buralar dostlarım. 5 ise burası da 5 geldi. Bakın burası 8. 3 buradan, 5 buradan, 8 de buradan geldi. 8, 8 daha 16, 3 daha 19'u paketledim hemen. Evet, üçüncü sorumuz. Eşkenar üçgen, yine paralellikler var dostum. Hemen şurası x ise buraya da x'i yapıştıralım biz. Şunun eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz artık. Paralellikler var, yöndeş açılardan 7, 7'yi yapıştırıyorum hemen. BD ile göreyim o BD'yi. BE'nin toplamı. BE neresi? Şurası x. BD burası. Bu ikisinin BE x dedik BE'ye. BD neymiş? X artı 5. Demek ki şurası da x artı 5. Bunu da yazdık. Çevre ABC 60 olduğuna göre, çevremiz 60'mış arkadaşlarım. Demek ki bir kenarın uzunluğu 20 birim olacak. Hemen 3'e bölüp buldum bunu. Bakın burası ne çıktı? 5, 7 daha 12. Demek ki x'in 8 olması lazım ki bir kenar 20 olsun. Bu sorumuz ne diyor? Şekildeki çizgilerin tümünün toplamı 96 santim olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi önce şuna A, şuna B, şu çizgiye de C diyelim. Dostum bu çizginin uzunluğu A artı B artı C idi. Bu çizgi de aynısı A artı B artı C. Bu çizgi de aynısı A artı B artı C. O zaman bütün çizgilerin toplamı bak 1, 2, 3 bir de bu ortadakiler var. 4 tane A artı B artı C bütün çizgilerin toplamı. O da 96'ymış. O zaman A artı B artı C 24 çıktı. Yani bir kenar uzunluğumuz 24. Çevresi ne olacak? 3 tane 24'ten 72'yi paketli. Attım bunu, aldım 4. köşe taşımızı önümüze. Evet, 1. sorumuz. Eşkenar üçgen BD daha büyüktür diyor. Buna göre DC kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Eşkenar üçgense burası da 6'dır. Hemen eşkenar üçgende klasik hamlemiz ikizkenarda olduğu gibi, sonuçta eşkenar üçgen de ikizkenar üçgen denir. İki kenara eşit sonuçta. Hemen tabanına diklik indirip geometrinin birinci farzını yapıyorum. Tabana dikliği indirdim. Bu diklik ne yapıyor? Tabanı ikiye bölüyordu değil mi? Kayı kuralından. Burası 3. Tabii ki şurası da 3 olacak. Sonra şurada bir Pisagor da yapabilirsiniz. Ya da 30-60-90'dan 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6, 60'ın karşısı 3 kök 3 diyelim. Son olarak bir de şuradan bir Pisagor çakarsak, hemen yapıyorum Pisagor'umu. 2 kök 7'nin karesi ne yapıyor bu? 4 kere 7 28 mi yapıyor? 28 eşittir. 3 kök 3'ün karesi yani 27 artı şuraya x diyelim, x kare. Demek ki x kare 20, x kare 1 geliyor. X eşittir yine 1 çıktı. Şurası 1. Bize de DC'yi soruyordu. Şimdi buranın tamamı 6'ydı arkadaşlarım. 3, 1 daha 4 buradaysa DC'ye de 2 kaldı diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz. Şimdi DC AD'nin 2 fazlasıymış. Yani buraya X dersek burası X artı 2'ymiş. O zaman bütün kenarlar ne oldu? 2X artı 2 oldu. Burası da 2X artı 2. Burası da 2X artı 2. AD kaçtır diye bir soru sormuş bize. AD'miz neresi? Zaten X'i soruyormuş bize dostum. Hemen biz yine buradan bir tabanına diklik indirelim mi şöyle. Bu tabanı 2'ye bölecek. X artı 1, X artı 1 diye bölmeli. O zaman şuraya 1 kaldı. Buraya da X artı 1 kaldı. Şimdi şuradan da bir Pisagor çakalım hemen dostlar. 49, 1 çıkarsa 48, burası 4 kök 3 oldu. Şurada da 60, 90, 30 üçgenimizi yapalım. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı da 8 olacak. Yani X artı 1 4 oldu. X de 3 geldi. Evet, üçüncü sorumuz. Yine ABC eşkenar üçgen, AD DB'nin 2 katıymış. O zaman buraya 2x diyelim. Hatta şimdi şöyle yapalım. Buna 2x diyelim. Bu da 2 katı olacağı için 4x olsun. Hemen şu tabana yine dikliğimi indiriyorum. Burası toplam 6x, 3x burası. X de burası olacak şekilde böldük.
2'ye bölecektin. Niye 2x'e 4x dediğimi daha iyi anladınız herhalde. Çünkü 2'ye kolay bölünsün diye bunu yaptım. Sonradan şuradan bir de 60 derecemiz var, 30 derecemiz var. 30'un karşısı 3x ise 90'ın karşısı 6x. 60'ın karşısı da 3x'in kök 3 katı olacak. Şuradan da Pisagor çakıyorum şimdi arkadaşlar. 3 kök 7'nin karesi 63 yapar. Eşittir. X kare geliyor. Artı 3x çarpı kök 3'ün karesi. Yani 9x kare çarpı 3'ten 27x kare yapıyor arkadaşlar. Peki burası toplam 28x kare. Yani 63 eşittir 28x kare yaptı. Hemen 63 bölü 28 eşittir x kare. Hatta 7'ye bölelim. 9 bölü 4 eşittir x kare gelir. Kare kökünü alırsak x ne çıkar bu durumda? X 3 bölü 2. Bize nereyi soruyor? DB'yi. Şurayı soruyor arkadaşlarım. Yani bizim deyişimizle 2x'i soruyor. O zaman 2 çarpı 3 bölü 2'den cevabımız 3 çıktı. Son sorumuzdayız. Diyor ki ABC eşkenar üçgen. AB 4 tane BD'ye eşit. AB 4 tane BD. Yani şuraya x dediğimde burası 4x'miş. O zaman burası 3x olacak. Burası da 4x. Hemen yine tabana dikliğimi indirdim. Bu diklik 4x'i 2'ye bölecek. 2x burası. Buraya da x kaldı. Şurası da artık 60'ın karşısından 2x kök 3 geldi. Hemen şurada Pisagor'umu çakıyorum. Kök 13'ün karesi 13 eşittir. X kare artı 2 kök 3 x'in karesi, yani o da 12 x kare yapar. Buradan 13 eşittir 13 tane x kare. 13'ler giderse 1 eşittir x kare. X eşittir 1 çıktı. Yani bir kenar uzunluğumuz 4 geldi. Çevresini soruyor. 3 tane 4'ü soruyor yani. 12'yi paketledi. Çevirdim. 5. köşe taşındayım dostlarım. Bunu da gömelim hemen. Diyor ki ABC eşkenar üçgenin yüksekliği 6 kök 3 olduğuna göre alanı nedir? Şimdi eşkenar üçgende yükseklik dediğimiz bir kenarın yarısının kök 3 katıdır her zaman arkadaşlarım. Bu 6 kök 3'e eşitmiş. Ha, bunu böyle değil de istersen şöyle de bulabilirsin bir kenar uzunluğunu. Şuradan bir eşkenar üçgen çizelim. Yüksekliğini çizelim. 6 kök 3'müş derim. Burası 60 ise 60'ın karşısı 6 kök 3, 30'un karşısı kök 3'e böleceğim 6, 90'ın karşısı 12 geldi. Yani bir kenar uzunluğumuz 12 dedik. Ha, bundan sonrası şimdi eşkenar üçgenin alan formülü, bence bunu ezberleyin. A kare kök 3 bölü 4'tür. Bir kenarının karesinin kök 3 ile çarpıp 4'e bölünmüş halidir. Buradan 36 kök 3 gelir. Ya da sen şöyle de yapabilirsin. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi tabanımız 12. Şurası. Yüksekliğimiz 6 kök 3 bölü 2 de diyebilirsin dostum. 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6. 6 kere 6. 36 kök 3'ü buradan da bulabiliriz. Hemen ikinci sorudayım. Çok klasik bir soru. Bir dörtgen içinde iki tane 60 derece görüyorum. Hemen bunu ben tamamlayıp şöyle üçgene tamamlıyorum dostum. Ve bu açının da 60 olduğunu biliyorum artık. Çünkü 60 60 ise burada da 60 kaldı. Eşkenar üçgen bakın, bir kenarı 8'miş şurası. O zaman burası ne olacak? 4. O zaman burası ne olacak? 5. Bizden ne istiyor? Alan A, B, C, D. Şuradaki dörtgenin alanını istiyor dostum. Bundan sonra iki seçeneğim var karşımda. Birinci yol şu. Büyük üçgenin alanından şu küçük üçgenin alanını çıkartabilirim. Ya da direkt bu şeklinde şöyle ikiye bölersem üçgen yapıp iki farklı üçgenin alanından da bulabilirim. Biz şimdi birinci yolla yapalım. Büyük eşkenar üçgenin alanı. Formülden yapıyorum. A kare kök 3 bölü 4. Eksi şu üçgeni çıkartıyorum arkadaşlarım. Bunu da bakın şöyle bulalım isterseniz. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 4. O zaman 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Bunu da şöyle yazıyorum. Tabanı 5. Yüksekliği 2 kök 3 bölü 2. Hadi şu ikiler gitsin. Ne geliyor buradan? Eksi 5 kök 3 geliyor şurası. Şurayı hesaplayalım. 8'in karesi 64'tür. 4'e bölersem 16 gelir. 16 kök 3 de buradan geldi. 16 kök 3'ten 5 kök 3'ü çıkartın diyor. Cevabım da Ceyhan'dan geliyor. Bakın yine iki tane 60 derece görüyorum. Artık üçgene tamamlayacağımı biliyorum ben bunu. Hemen şuradan şöyle bir üçgene tamamlama yapalım. Burası da 60 olacak. Hatta burası da 30 çıktı. Bir kenarımız 12'ymiş. O zaman buraya 8 kalacak. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak. Tabii ki yine
Bir kenar 12 olduğu için şuraya da 8 kaldı. Bizden ne istiyor? Dörtgenin alanını istiyor. Yine aynı muhabbeti yapacağım arkadaşlar. Önce eşkenar üçgenin alanını bir bulalım. 12'nin karesi kök 3 bölü 4. 144'ü 4'e bölersem 36 yapar. Demek ki eşkenar üçgenin alanı 36 kök 3. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulalım, dik üçgeni. O da dik kenarlarını çarpıp 2'ye böleceğim. Yani 4 ile 4 kök 3'ü çarpıp 2'ye böleceğim. Bu da 8 kök 3 çıkacak. Demek ki ben büyük eşkenardan, yani 36 kök 3'ten 8 kök 3'ü çıkartırsam aradığım cevaba ulaşacakmışım. Cevap da Denizli'den geldi. Evet, yine eşkenar üçgeni söylemiş. Hemen şuraya 60'ı yazalım. 60'ı yazalım. Dostlar, bu şekiller her soru bankasında karşınıza çıkacak soru tarzlarıdır. Bu 5. köşe taşı güzel sorulardan oluşuyor, haberiniz olsun. Şimdi şurada 90 derecemiz var. Demek ki şurası 30. E hocam, burası da 30. Şurası 120 değil mi? 60'ın bu tarafı. O zaman buraya da 30 kaldı. Bakın, demek ki bu bir ikizkenar üçgen. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Başka? E, D, B. Şuradaki ikizkenarın alanını vermiş 4 kök 3 diye. Buna göre tüm şeklin alanını istiyor. Biz şunlara KK diyelim mi dostlar? KK olsun bunlar. Şimdi buradaki üçgenin alanını yazıyorum. Sinüs alan bağıntısı yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı K çarpı K çarpı sinüs 120. O da kök 3 bölü 2'dir. Ve bu da 4 kök 3'e eşitmiş. Kök 3'ler gitsin. 2 kere 2 4. 4 ile burayı çarparsam 16 eşittir. K kare, demek ki K'da 4 gelecek. Yani şurası da 4. O halde bir kenarın komple ne çıktı eşkenar üçgenin? 10. Hadi bu eşkenar üçgenin alanını bulalım. Neydi? A kare kök 3 bölü 4. Yani 100'ü 4'e bölün. 25 kök 3 geldi sorumuzun cevabı. Evet dostlar, bu videomuzda 5 köşe taşı gömmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.